ever since I left the city you. Arkadaşlar, arkamdaki üzüm bağlarından da anlayacağınız üzere Pamukova'dan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar sizlere arkamda gördüğünüz olan Mercedes A160, daha önce çoğunuzun görmediği aracı beraber inceleyeceğiz. Bu arabayı neden inceliyorum? Aslına bakarsanız standart bir Mercedes. Yani sonuçta Mercedes'in ürettiği bir araç. Ama standartların dışına çıkan bir özelliği var. Arkadaşlar, bu araç manuel vites. Manuel bir vitesi var, şanzımanı var ama debriyaj yok. Bu arabanın viteslerini arkadaşlar bir robot sayesinde kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz otomatik gibi bir gaz freni var. Ancak şanzıman bölümü manuel gibi. Çok farklı, çok değişik. Ben de yeni sürdüm. Sistemi size aktarmak istiyorum. Çalışma prensibini anladığım kadarıyla sizlere aktaracağım. Farklı bir video olacak. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gider. Böyle araçlar olduğu sürece denk geldiğinde hemen çekmeye çalışıyorum. Sağ olsun Berat da bizi izleyen bir arkadaşımız. O da hemen haber verdi ve ben koşa koşa geldim. Beraber videoyu çekelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Şöyle son olan değiştirilmiş bir anahtarı var arkadaşlar. Mercedes A160'ın. Arkadaşlar A160 aslında şu anda güncel kullanılan o A180'lerin atası oluyor biraz daha. Bunu daha önce kullanmış olanlarınız illaki vardır, onu söyleyeyim. Ama çoğunluğu, video izleyenlerin çoğunluğu bu arabanın o debriyajın olmadığını bilmiyor. Hatta bir video izledim internette şimdi bu arabayı araştırırken. Adam arabayı almaya gidiyor. İnternette de bu arabalara yarı otomatik yazıyorlar. Yarı otomatik yazdığı için gidiyor. Eşine alacak arabayı. Ancak gittiğinde orada manuel vites giriyor. Ama tabii debriyaj yok. Adam da sonuçta ilanı koyan da yalan bir şey söylemiyor. Çünkü otomatik bir araç. Herhangi bir debriyaja basmıyorsunuz. Patır patır atıyorsunuz kendiniz. Sadece şu an viteslere takmanız yeterli oluyor. Biraz farklı bir sistem. Ama keyifli, onu söyleyeyim. Hani o manuel hissiyatını sevenler var ya, hala o şekilde kullanmak isteyenler, onlar için avantajlı. Bu sistemi hala kullanan firmalar var. Mesela Hyundai arkadaşlar şu anda yanılmıyorsam Brezilya taraflarına, Güney Amerika taraflarına debriyajsız manuel araçlar gönderiyor arkadaşlar. Biraz daha bu sistemin amacı şu: otomatik vites araçlarının pahalı olduğu ülkelere bunları göndererek daha uygun fiyatlara böyle yarı otomatik araçlara kavuşmalarını sağlıyor. Aslında bizim ülkemiz için de avantajlı bir durum, ben size söyleyeyim. Yani böyle bir araç çıksa ben de mesela otomatik şanzıman 50-100 milyarsa bu 20 milyara çıksın bunu alırım. Açıkçası söylemek gerekirse trafikte kaldığınızda herhangi bir yorgunluk ibaresi olmuyor. Takıyorsunuz biri, kendi kendine kalkıyor, kendi kendine duruyor, problem yok. Araçta titremeye, herhangi bir böyle zorlanma ibaresi de yok. Gayet güzel debriyajı ayarlıyor. Ya zaten yolda da hissiyatını göreceksiniz sizlerde. Amortisörlerimizin artı zamanı gelmiş. Ancak o zamanlarda daha iyi. Mercedes buraların arkadaşlar böyle tüylü tüylü malzemeler koymuş. Bak, bu çok önemli bir detay ya. Ben bunlara bayılıyorum. Mercedes'in zaten hastasıyım, biliyorsunuz az çok. O yüzden Mercedes'in en küçük yapacağı şey bile benim gözümde böyle çok büyük gözüküyor. Hep öyle olur ya. Burayı ayraç olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Burada sağlık çantamızın yeri, koyabileceğimiz bir yer var. Burada arkadaşlar bagajımız küçük. Onu sizlere baştan söyleyeyim. Bir de bu araçta LPG bulunuyor. Ben olsam LPG taktırmam ama tabii aracın sahibi bu şekilde tercih etmiş. Burada da ceplerimiz var. Her yerde kaplamalar var, onu söyleyeyim. Yani sonuçta Mercedes'in giriş segmenti bir arabasını alıyorsunuz. Yani A segmenti bir arabasını alıyorsunuz ve 98 yılındasınız. 98 yılında olmanıza rağmen her yeri böyle kaplamışlar. Gayet güzel bir şekilde size sunmuşlar. Farklı bir araç. Yani gördüğünüzde de yolda da aynı şekilde şaşırıyorlar. Ben de görsem bu arabayı kesinlikle bakardım. Ne bu araç, nasıl bir araç diye dikkat eder. Tasarım konusunda biraz daha böyle ince ve yukarı doğru yükselen tasarım var. Ama bu arabalarda şöyle söyleyeyim, 98 model olmasına rağmen ESP bulunuyor, ABS bulunuyor. Yani devrilmemesi için gereken her türlü düzenek yapılmış. Evet, şöyle içeri doğru geçelim. Asıl önemli konumuza geçelim arkadaşlar. Bakın, burada bir manuel şanzımanımız var. Görüyorsunuz zaten. Üzerinde hatta şöyle 1, 2, 5'e kadar göstereyim sizlere. Buraya geldiğinizde debriyaj kolumuz yok. Hatta debriyaj kolunun yeri de var. Onu söyleyeyim, göstereyim sizlere. Arkadaşlar bakın, burada debriyajı takabileceğiniz yerde bırakılmış. Açıkçası oraya debriyajını taktığınızda hemen buradan kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama bu arabada ihtiyacınız yok. Bu araba kendi debriyajına kendi basıyor. Sürerken çok daha net anlayacaksınız diye düşünüyorum. Bu arada manuel vitesimizin kolunu değiştirmişler sonra. Büyük ihtimalle yıprandı. Şu da garip geldi. Mesela bu arabanın şu alt bölümü bana çok kalın geldi. Burası bayağı bir kalın. Taban yüksekte. Yine taban komple halılardan oluşuyor. Yani garip bir şekilde bu arabada kalite var. Yıpranmış evet ama kullanımla alakalı durum. Ancak arabanın içinde bir garip bir şekilde kalite var. Ben size söylüyorum, A sınıfı bir araçtan bu kadar beklemezsiniz. Bakın buralarda airbag yazılarımız bulunuyor bu araçta. Airbagler de var. Yani güvenliğe önem verilmiş. Burada aynı şekilde tüm her yer halı kaplamalar olarak yapılmış. Gayet güzel. Farlarımızı buradan kontrol ediyoruz.
tüp LPG'miz burada arkadaşlar. Şurada bu bölümün böyle sıcaklık ayarını yapabilirsiniz. Kadranlarımız falan böyle çok garip, farklı gözüküyor. 98 model bir A sınıfı Mercedes'i biliyorsunuz ve koltuk kısımlarınız bulunuyor. A seri off tuşumuz var. Yine klimamız bulunuyor. Orijinal teybini çok merak ettim. Nasıldı acaba? Bu arada vitesimiz de böyle. Bakın şu anda şıkır şıkır atabiliyorum. Şöyle aracı çalıştırayım. Ayağım frende. Aracımız da şöyle boşta. Hatta ekranda da N yazıyor zaten. 1.6 motor. 102 beygir gücünde. Gayet stabil çalışıyor. Herhangi bir streme yok. Mesela şöyle yapıyoruz. Herhangi bir frene basmanıza gerek yok. Onu söyleyeyim. Gitmek istediğinizde şunu 1'e alıyorsunuz. Bakın şimdi devir havaya kalkacak. Bakın araç 1'de diye uyarı veriyor. Ve gitmeye çalışıyor. Yani bu aslında bir D'ye takmanız gibi bir aracı. Düşünebilirsiniz. Farklı bir sistem. İnternette araştırdığım kadarıyla arkadaşlar buradaki bir sensör sayesinde hareketinizle beraber içeriden debriyaja basıyor. Aslında sistem şöyle çalışıyor. Hani yarı otomatik şanzımanlı astır ağaçlar var ya, eski sistemli debriyaja içeriden kendi basan. Yine aynı motor burada var. Ama orada seçiciyi, vitesin seçişini şanzıman beyni sağlarken bu araçta vites seçimini sizler sağlıyorsunuz. Bu çok daha uyguna geliyor. Burada biraz daha manueli sevenler de aynı şekilde daha fazla keyif alıyor. Kontrolün elinde olması bir arabada insana keyif veriyor, onu bilin. Sürüşte bunun hissiyatlarını aktaracağım zaten sizlere. Evet, aracın içindeyiz. Farklı bir oturma yapısı var, onu size söyleyeyim. Yani bir yandan yüksektesiniz, bir yandan da böyle fena değil oturma yapısı tam böyle aralarda. Taban özellikle yüksek olması sayesinde ayağınızın konumu farklı oluyor. Hatta şu tabanın altında arkadaşlar akü bulunuyor. Büyük bir aküyü kapsayacak kadar kalın bir tabanımız bulunuyor, onu söyleyeyim. Ayağım frende ama frende olmasına da yok, şu an arkaya kaymasın diye yapıyorum. İkide de kalkabiliyor arkadaşlar ama zorlanıyor. Mesela 3'te unutuyorsunuz diyelim, böyle öksürüyor araba, bildiğiniz manuel arabadaki gibi düşünün, zorla kalkmaya çalışıyor, yarım debriyaj yapıyor. Bunlar tabii ki zarar verir araca. Bu uygun sürüşe, yani manuel vitesin sürüşüne uygun bir şekilde kullanılacak araç. Şöyle bir alalım ve aracımızı kalkalım. Bak gördüğünüz üzere debriyaja basmıyorum kendi kendine. Şimdi freni bırakacağım. Hafiften arkaya kaydırıyor. Gaz verdiğinizde sizler de izleyin. Hop, kavradı. Böyle 2000 devire doğru kavramaya başlıyor. Gaz verdiğinizde arkadaşlar, böyle az gaz verdiğinizde yarım kavrama yapıyor. Aynı normal sizlerden manuel nasıl kullanırsanız. Ya bildiğiniz burada bir manuel vitese debriyaja basan içeride bir sürücü varmış gibi düşünebilirsiniz. Vitesi atmak zor mu? Değil. Şöyle hemen bakın. 2 diyorsunuz. Hop atıyor. Mesela bak. Hop boşa aldı. Şöyle. 3 vitese geçti. Döneceğiz diyelim. Frene bastık. Zaten frene basınca çok daha rahat geçiyor, onu size söyleyeyim. Yani burada aslında fren biraz daha debriyaj mantığıyla çalıştığı için hafif gaza basınca nasıl olacak, onu da merak ediyorum. Burada biraz daha hızlı seri bir kalkmaya çalışacağım, bakalım nasıl olacak. Aa güzel. Gazdan ayağımı çekiyorum. Oo, pıtır pıtır geçiyor arkadaşlar. Hop 5. Gazdan ayağınızı çektiğinizde arkadaşlar pıtır pıtır geçiyor. Gazdan ayağınızı çekmeden de geçiyor ama bu biraz daha zarar verebilir. Mesela gaz ayağımdayken nasıl olur acaba, onu da merak ettim. Şu an gaz ayağımda diyelim. Bakalım şöyle. Evet, gaz ayaktayken vites atmamak lazım. Ondan da çıldık, devir yükseliyor. O güzel gözükmüyor arkadaşlar. Bayıra geldik diyelim, çekmiyor aracımız. Şöyle gazdan ayağımı çekiyorum, hop 4. Ya bir de böyle vites geçişleri de güzel ya. Hatta şöyle 3. Oo, bunu performanslı da kullanırsınız ha. Hızlı çekiyorum mesela, anında atıyor. Böyle her an ama ne düşünüyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Cartlayacakmış gibi düşünüyor insan. Her an böyle ah debriyajı unuttum, araba cartlayacak gibi oluyor. Ha şöyle bir durum da var. Bakın direksiyon, böyle küçücük parmağımı atıyorum, 120-130'a gidiyor. Yani ben yine bir Mercedes'im diyor. Baksanıza şuna, 120 ile 3000 devirde gayet de güzel gidiyor. Yani devir hız oranlarımız da güzel bir benzinli arabaya göre. O yıllardaki benzinli arabaya göre. Şöyle ben biraz daha şehir içi performansını merak ediyorum. O yüzden şöyle bir girelim. Hafif bir bayır bulmak istiyorum. Bayırı da zorlamak istiyorum. Şu an vites düşüşü yapıyorum. Güzel. Zaten şöyle söyleyeyim, frene basarak eğer ki vites değiştiriyorsanız hiçbir sorun yok. Gazdayken de ayağınızı birazcık çekeceksiniz.
akıtacaksınız arabayı, hop atacaksınız. Çok keyifli ya. Cidden keyifli. Sol ayağınız burada. Hiç yorulmuyor. Dediğim gibi bu hani otomatik niye önemli? Bizim buralarda otomatik çok önemli değil. Onu baştan söyleyeyim. Ama İstanbul'a gittiğinizde bu arabayla hiçbir şekilde ayağınız yorulmadan şöyle oturursunuz. 2 şöyle 3. Aynen, çok güzel. Yani debriyajla basış hissiyatı profesyonel bir manuel sürücüsü gibi. Hiç öyle titreme, işte kaçırma, herhangi hiçbir şey yok. Burası hafif bir bayır, eğim var burada. Şöyle aracımı boşa alayım. Mesela bıraktığımızda aracımız arkaya doğru kayıyor. Vitesi taktık. Bakalım kalkmaya çalışacağız. Yani İstanbul'un dik bayırlarından birindesiniz. Ayağımı frenden çekiyorum. Ha, araç geri kayıyor arkadaşlar. Mesela ayağınızı çektiğiniz anda kaymaya başlıyor. O zaman ne yapacaksınız? Şöyle o ESP'de açarak. Baksana ya. Bildiğin hızlı bir şekilde atabiliyorsun vitesini. İşte şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani Mercedes yapıyorsa bir şey biliyordur olayı var ya, cidden öyle. Yani adamlar tüm kombinasyonların yazılımını yapmışlar. Belli oluyor. Siz ani gaza bastığınızda yarım kavramayı biraz daha fazla yapıyor. Mesela patinaj çekmesini sağlıyor ya böyle bir arabada. 98 model bir Mercedes'te alsanız sürüşten bir şekilde keyif alıyorsunuz ya. Diğer araçlardan farklı geliyor ya, ben bilmiyorum. Bak bunu açıklamak biraz zor ama işte direksiyonun dönüşü, hissiyatlar falan diğer araçlardan farklı geliyor bana. Arkadaşlar şurada hafif bir kalkış yapayım. En azından onu da görmüş olalım. Seri halde vites attığınızda nasıl atacak? Ben biraz önce gördüm, gördünüz aslında ama bir tekrar deneyelim. Şöyle hafif bir eğim var burada, yukarı doğru bir eğim var, onu söyleyeyim. Bir attım, ayağımı hızlı bastım. Bu arada bayağı seri. Arkadaşlar gördüğünüz üzere gayet seri bir şekilde hızlanabiliyor. Bir de üzerine performanslı bir araba. Yani öyle performanssız da değil. Hafif olması sayesinde tabii bir şekilde gidiyor. Hop şöyle bayıra geldim. Şimdi bunun güzelliği ne biliyor musunuz? Diğer o yarı otomatik şanzımanlarda biraz böyle kafası karışır. Hafif bayırda çıkarken hangi vitesi karar versem diye bilemez. Hızlı kullanmak istediğinizde de yetişemez sizlere. Burada öyle bir durum yok. Burada hız sizsiniz. Ne kadar hızlı atarsanız o kadar hızlı bir şekilde geçirebiliyor bu araba. Sistem mükemmel çalışıyor. Onu size baştan söyleyeyim. Yani böyle hiç takılma, etme, işte araba sirkeliyor, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu kadar güzel çalışabilir ya. Ve ciddi söylüyorum, bu şu anda ülkemize gelsin böyle bir araba satar. Çok rahat bir şekilde böyle satar, ben size söyleyeyim arkadaşlar. Uygun fiyatlı manuel otomatik olarak gelse ben alırım kesinlikle. Ben size şunu söyleyeyim, sürüş cidden çok hoşuma gitti. Böyle bir arabayı da kullanmak nasip olması güzel oldu. Umarım sizler de denk gelir ve kullanırsınız, onu söyleyeyim. Kullanmanızı kesinlikle öneririm. Çok keyifli. Bu hızlı vites attığınızda da size yetişebilmesi aslında bu olayın ne kadar daha keyifli olduğunu gösteriyor. Mesela spor bu araçta bu sistem, bir de bu sistem şu an 98 model bir sistem. Yani üzerinden seneler geçmiş. Bunun şimdi yeni bir versiyonu çıksa hem daha hızlı olur hem daha böyle kullanışlı olur. Bir de üzerine spor motorlu, böyle güçlü motorlu bir araçta olsa var ya, patır patır vites atarsınız. Evet arkadaşlar, sizlere olabildiğince Mercedes A160'ın şanzımanının çalışma prensibini anlattım. Aslına bakarsanız kendime bir şey daha katmış oldum. Bu tarz arabalar varsa eğer elinizde bana da yazmayı unutmayın. Özellikle gelirim, çekeriz. Aracın sahibine de ayrı bir şekilde teşekkür ederim. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.